Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle 10. sınıf tarih dersinin 3. ünitesi olan devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler ünitesini işleyeceğiz. Dersimize geçmeden önce 10. sınıf Kasım programına baktığımızda anlattığım bu dersi 7 Kasım pazartesi günü izleyebilirsiniz arkadaşlar. Önünüzde bir ara tatil var. Dersleri ve eksiklerinizi tamamlamak istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi hazırsanız dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar, 3. ünitenin konu başlıklarına baktığımızda Beylik döneminde Osmanlı'nın askeri gücü, yani Osmanlı kuruluş dönemindeki gönüllü birliklere, düzenli ordunun kuruluş sürecine ve tımar sistemi, tımarlı sipahiler ...Pençik, Devşirme Sistemi, Yeniçeri Ocağı ve Kapıkulu Ocağı askerlerini işleyerek üçüncü ünitemizi bitireceğiz. Evet üçüncü ünitemizin kullanım alanları ve faydalarına bakalım. Özellikle bu dersten sonra Türk tarihindeki önemli alpleri ve gazilerin kim olduğunu... ...yine düzenli ordu kurulduktan sonra Osmanlı Devleti'nin büyümesine ne gibi etki etti bunları öğreneceğiz arkadaşlar... Dersimize geçmeden önce videoyu izledikten sonra konuyu güzel bir şekilde pekiştirmek isteyen arkadaşlarım için ödevlendirmeleri yapıyorum. İlk olarak sıfırdan ona tarih kitabımızdan sayfa 60'tan 70'e kadarki sorular çözülecek arkadaşlar. Hemen şöyle bir kısa bir şekilde bir bakalım. Evet burada sayfa 60'ta 3. ünitenin kısa bir özetini görüyorsunuz. Osmanlı Askeri Teşkilatı içerisinde yer alanlar hakkında kısa bilgiler verilmiş. Hemen yan tarafta süzgeç adı verdiğimiz testimiz bulunuyor. Dediğim gibi burada çözemediğiniz sorular olduğunda yukarıdaki karekotu okutup sorun cevabına ulaşabiliyorsunuz. Sıfırdan ona tarih sayfa 60 ile 70 arası arkadaşlar. Bunu çözdükten sonra hemen Dinamo soru bankasını açıyoruz sayfa 63 ve 76 arası sizin yine ödeviniz olacak. Burada yorum sorularımızın, bilgi sorularımızın ve yine arka kısımda yazılıya hazırlık kısımlarının olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Dinamo Soru Bankası'ndan da sorularımızı çözerek konuyu daha iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Evet dersimize geçelim. İlk olarak Osmanlı kuruluş dönemindeki askeri teşkilatlanma sürecine bakalım. Hemen Osman Bey döneminde yapılan fetih hareketlerinde kimler etkili olmuştur? Bir buna bakalım. Arkadaşlar Osman Bey döneminde düzenli bir ordumuz yok. Gönüllü birliklerden oluşan gaza ve cihat anlayışı adı altında Osman Bey'e katılan kişilerin olduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla burada Alpler ve Gaziler etkili olacak. Orhan Bey dönemine geçildiğinde artık devletleşme süreci başlamıştı ve Orhan Bey döneminde yaya ve müsellem adını verdiğimiz ilk düzenli ordu kurulmuştu. Birinci Murat dönemine geçildiğinde özellikle Rumeli'de ve Balkanlar'da yapılan fetih hareketlerinde daha iyi bir şekilde ilerlemek için daha fazla askere ihtiyacımız vardı. Ve bu doğrultuda birinci Murat döneminde pençik ve devşirme sistemi adını verdiğimiz sistemle kapı kulu ocağı askerleri yetiştiriliyordu arkadaşlar. Birazdan bu üç padişah döneminde yaşanılan gelişmeleri daha detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Kuruluş döneminde Osman Bey dönemine bir bakalım arkadaşlar. Size dedim ki Osman Bey döneminde düzenli bir ordumuz yoktu. Ha, fethi hareketlerini kimler yapıyordu diye soracak olursanız eğer hemen gönüllü birlikler, alperenler, gaziler, abdal dediğimiz dervişlerin de yine ...yapılan fethi hareketlerinde etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle kale kuşatmalarında çevre beyliklerden de Osmanlı Devleti'nin aşiret kuvveti desteğinde aldığını biliyoruz arkadaşlar. Kuruluş döneminde yapılan fethi hareketlerinde gaza ve cihat anlayışını benimseyip... ...Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu fethi hareketlerine katılan zümrelere bir bakalım arkadaşlar. İlk olarak burada Ahi Evran'ın kurmuş olduğu Ahiyan Rum... ...zümresini, grubunu görüyoruz arkadaşlar. Özellikle burada e, Ahiyan Rum adını verdiğimiz bu teşkilat Ankara ve civarında kurulmuş. Daha sonrasında Osman Bey'in yapmış olduğu fetih hareketlerinde ele geçiren bölgelerde esnaf dayanışmasını sağlayan kuruluş olacaktı arkadaşlar. E, Gaziyan Rum'a geçtiğimizde ise özellikle vatan, millet, din uğruna savaşan kişilere biz gaziler diyoruz. Yine yapılan fetih hareketlerinde bir diğer etkili grup Zümre Gaziyan Rum olacak. Abdalhan Rum'a baktığımızda ise savaşçı dervişler anlamına geliyor arkadaşlar. Fetih yapılmadan önce bu dervişler ele geçirilmek istenen bölgelere gider. Burada halkın gönlünü kazanmaya çalışırlardı arkadaşlar. Baciyan Rum'a baktığımızda ise Ahi Evran'ın eşi olan Fatma Bacı tarafından kurulmuş bir zümre grup arkadaşlar. Yapılan fetih hareketleri sonucunda kimsesiz kız çocuklarına, yaşlı ihtiyar kadınları kendi himayesi altına alıp koruyan, kollayan zümremiz ise, teşkilatımız ise kim olacak? Vaciyanı Rum olacak arkadaşlar. Unutmayalım, hatırlayalım. Ahiyan Rum Teşkilatı'nda yer alan önemli şeyhlerden olan Şeh Edebali'nin kızıyla da Osman Bey evlenmişti. Özellikle burada ahilerin de desteğini almıştı arkadaşlar. Bu zümreler burada gördüğünüz zümreler Osmanlı kuruluş döneminde yapılan fethi hareketlerinde etkili olacak. Fethi hareketlerini kolaylaştıracak arkadaşlar. Alplik ve gazilik kavramları özellikle kuruluş dönemi ve Türk tarihi açısından önemli kavramlar arkadaşlar. Hemen sırayla bakalım. Alplik kelime anlamı olarak arkadaşlar cesur, yiğit ve kahraman anlamına geliyor. Yine Türk tarihinde birçok hükümdarın komutanın Alp ünvanını aldığını biliyoruz. Birkaç örnek verelim. Alp Tikin, Alp Arslan, Konur Alp, Gündüz Alp gibi isimler Alp adını taşımıştır arkadaşlar. Gazilik ünvanına baktığımızda ise gazilik ünvanı özellikle Kur'an'da, ayetlerde ve hadislerde övülmüştür arkadaşlar. Gaziler dedik vatan, millet, din uğruna savaşanlara deniliyordu arkadaşlar. Yine Türk tarihinde birçok hükümdar ve komutan gazilik ünvanını almıştır. Örneğin Ertuğrul Gazi gibi, Osman Gazi gibi ve Kurtuluş Savaşı'nda önemli zaferler elde etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk gazilik ünvanını almıştır arkadaşlar. Tarihsel süreç içerisinde özellikle İslam'ın gaza inancı ile Türklerin alplik yani cesaretlik, yiğitlik ve kahramanlık ruhu cihat anlayışı adı altında birleşerek kaynaşacak ve savaşan Müslümanlara Alperenler denilecek arkadaşlar. Bu buradaki notu da yine unutmayalım. Önemli bir bilgi. Evet arkadaşlar, Osman Bey dönemindeki gelişmeler bu şekildeydi. Şimdi sırada Orhan Bey var. Orhan Bey döneminde biliyorsunuz devlet örgütlenmesi adı altında ilk düzenli ordu kurulmuştu. İlk düzenli ordumuzun adı Yaya ve Müsellem'di arkadaşlar. Hemen buradan görsellerden örneğimizi verelim. Yaya dediğimiz askerler atlı olmayan askerlerdi. Müsellem dediğimiz kişiler ise burada gördüğünüz atlı askerlerimiz olacaktı arkadaşlar. Şimdi neden Osmanlı Devleti düzenli bir orduya geçme ihtiyacı duydu? Bu sorunun bir cevabını verelim. Bir kere Osmanlı Devleti bir fetih hareketi düzenlediğinde, düzenlemek istediğinde ordusunu toplama noktasında ve o bölgeye sevk etme noktasında problemler yaşıyordu. Ve aynı şekilde kale kuşatmalarında aşiret kuvvetlerinin yetersiz kalındığı görülmüştür. Özellikle Bursa'nın fethi esnasında o bölge kuşatıldığında aşiret kuvvetleri yetersiz kalıyor arkadaşlar. Yine savaş öncesinde ve sonrasında bahsettiğimiz bu düzensiz birliklerin disipline edilmeleri çok zor arkadaşlar. Bunlardan kaynaklı ve yapılan fetih hareketlerini daha kolay bir hale getirmek için Osmanlı Devleti ne yapacak? Orhan Bey döneminde yaya ve müsellem adını verdiğimiz düzenli ordusunu kuracak arkadaşlar. Bu süreç nasıl gelişiyor? Kara Halil Paşa dediğimiz ve Alaaddin Paşa önerileriyle birlikte Osmanlı Devleti'nde bin yaya, bin de atlı olmak üzere düzenli ordu kuruluyor arkadaşlar. Kurulan yaya ve müsellem adı verdiğimiz ordunun özelliklerine baktığımızda arkadaşlar bu ordu devlete bağlı bir ordu olduğu için Devletten bir maaş ücret alacaklar yine yönetenler sınıfında yer aldığı için askerler bu askerlerimiz arkadaşlar vergi vermeyecekler buradaki bilgiye dikkat edelim arkadaşlar. Savaş olmadığı dönemlerde yani barış zamanlarında devlet yaya ve müsellemlere ziraat dediğimiz tarım e, yapabilmeleri için belli başlı topraklar tahsis ederlerdi ve bunlar geçimlerini buradan sağlarlardı arkadaşlar. Yaya ve müsellemlerin kendilerine özgü kıyafetleri ak dediğimiz bir de başlıkları vardı arkadaşlar. Burada da bir görselini görüyorsunuz. Kapı ocakları kurulana kadar yani 15. yüzyılın ortalarına kadar yaya ve müsellem ordusunun önemli bir yere sahip olduğunu ancak sonraki süreçte merkezi koruyan ve yapılan fethi hareketlerine daha etkili olan Kapıkulu ocakları kurulduktan sonra yaya ve müsellemlerin daha çok geri hizmetlerde yer aldığını görüyoruz. Yaya ve müsellemlerden sonra özellikle Anadolu'da bazı gönüllü Türk gençleri bunlar bekarlar arkadaşlar Azep Teşkilatı dediğimiz bir teşkilat kuruyorlar ve Osmanlı Ordu Teşkilatı içerisinde azaplar olarak bilinen birliği oluşturacaklar ve fethi hareketlerine katılacaklar arkadaşlar. Evet Osmanlı toplum yapısına baktığımızda toplum yapısında iki zümrenin olduğunu görüyoruz. Bir askeriler iki reaya yani vergi ver, vermeyenler ve vergi verenler. Burada özellikle askerilerin devleti yöneten kısım olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Reaya dediğimiz kısım ise yönetilen hemen şuraya dipnotumuzu düşelim. Yöneten reaya ise arkadaşlar yönetilen. Bunu unutmayalım. Bunlar askeriler arkadaşlar vergi vermiyorlar. Ancak reaya re, ancak reaya dediğimiz zümre ise vergi veriyorlar arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Askeriler sınıfına baktığımızda üçe ayrıldığını görüyoruz. Seyfiye, kalemiye ve ilmiye arkadaşlar. Seyfiye sınıfında özellikle Osmanlı Devleti'nin İdari kısımda yer alanları kimler bunlar? Sadrazamlar, vezirler, özellikle burada kaptanı deryalar, beyler bey, sancak beyi dediğimiz kişiler seyfiye kısmında yer alıyor arkadaşlar. Kalemiye sınıfında ise defterdar, nişancı, reisül kitap gibi kişiler yer alıyor. İlmiye sınıfında ise arkadaşlar burada şeyhüslam, kadı asker ve kadılar bulunuyor arkadaşlar. Raya sınıfına baktığımızda raya sınıfı da 3'e ayrılıyor. Köylüler, konar göçerler ve şehirler arkadaşlar. Köylüler haliyle toplumun en fazla nüfusa sahip olan kısmı arkadaşlar. Tabii ki de vergi veriyorlar. Şehirlere baktığımızda özellikle şehirler tüccar ve esnaflık yapıyor arkadaşlar şehirlerde. Konar göçerler ise daha çok çok yerleşik hayatta olmadıkları için geçimlerini hayvancılıkla sağlayacaklar arkadaşlar. Evet bu iki sınıf arasındaki farklara ve ortak noktalara bir bakalım. Özellikle demiş ki bize devlete hizmet karşılığında reaya sınıfından askeri sınıfa geçilebiliyordu arkadaşlar. Yani çok katı bir sınıflaşma Osmanlı Devleti'nde yok. Başarılarınız doğrultusunda ne yapabiliyorsunuz? Reaya sınıfından askeri sınıfa geçebiliyorsunuz. Yani yönetilenken yöneten de olabiliyorsunuz arkadaşlar. İki sınıf arasındaki tek farkımız arkadaşlar daha demin de belirttiğim gibi rayanın devlete vergi vermesidir arkadaşlar. Askeri sınıf yönetenler kısmı sadece Müslümanlardan oluşuyor arkadaşlar. Raya sınıfı ise Müslüman ve Müslüman olmayan yani gayrimüslimlerden de oluşabiliyordu arkadaşlar. Evet burada Osmanlı ordusunu genel hatlarıyla görüyoruz arkadaşlar. Kimlerden oluşuyordu? Kimler hangi görevleri üstlenmişti? Bir bunlara değinelim. Osmanlı ordusuna baktığımızda ilk olarak ikiye ayrıldığını, ilk aşamada kara ordusunun, diğer aşamada ise donanma dediğimiz deniz kuvvetlerinin olduğunu görüyoruz. Kara ordusu kendi içerisinde üçe ayrılıyor arkadaşlar. Kapı askerleri, eyalet askerleri ve yardımcı kuvvetler. Hemen bunları bir inceleyelim, detaylandıralım. Kapı kulu piyadelerine baktığımızda özellikle Yeniçerilerin ders aldığı, eğitim aldığı Acemi Ocağı'nın bulunduğunu görüyoruz. Yeniçerilere bir sonraki sayfalarda daha detaylı bir şekilde değineceğim. Merkezi koruyan askerler bunlar. Cebeciler ise arkadaşlar özellikle askerlere ait silahların tamir edilmesinde, onarılmasında etkili olan birliğimiz. Topçular ise Top yap, top mermisi yapımında, top atımında etkili olan birlik. Top arabacıları ise arkadaşlar savaş meydanına topları getiren birlik olacak. Lağımcılar ise özellikle kale kuşatmalarında arkadaşlar tünel kazarak ne, yap ne yapıyorlardı? Kalenin içerisine sızmaya çalışıyorlardı. Humbaracılar ise el bombaları yaparak havan topu atan birliklerimizdi. Bostancılar özellikle padişaha yakın bulunur. Padişah'ı korurlardı arkadaşlar. Kapıkulu süvarilerine baktığımızda süvari dediğimde aklınıza hemen atlı asker gelecek arkadaşlar. Kapıkulu süvarileri burada altı tane olduğunu görüyoruz. Padişah'a çok yakınlar. Hem sefer, özellikle seferlerde silahtar ve sipahi dediğimiz kişiler Padişah'ın çadırını ne yapıyorlar? Koruyorlar arkadaşlar. Sağ ve sol ulufeciler ise... Osmanlı Devleti'nin sancağını yani bayrağını taşıyorlar arkadaşlar. Sağ ve sol garipler ise Osmanlı Devleti'nin hazinesini taşıyan birlik olacak arkadaşlar. Eyalet askerlerine baktığımızda özellikle tımar sistemi doğrultusunda yetiştirilen askerlerin tımarlı sipahiler birliğini oluşturduğunu, eyalet askerleri kısmında yer aldığını biliyoruz. Yayalar ve müsellemler hatırlayalım Orhan Bey döneminde kurulmuştu ta ki 15. yüzyıla kadar önemli bir role sahipti ancak sonraki süreçte geri hizmetlere düşmüşlerdi. Şimdi baktığımızda yapılacak fetih hareketlerinde yayalar ve müsellemler önden gider, yolları ve köprüleri tamir ederlerdi arkadaşlar. İlk hücum edenler arasında da yine yer alıyorlar. Hatırlayalım, Azepler teşkilatı kurulmuştu. Burada bekar e, Türk erkekleri bulundukları bölgelerdeki beylere ee, başvurarak o seferlere katılabiliyorlardı arkadaşlar akıncılar keşif yapmak için yine ordunun önünden gider düşman ordusu nerede konuşlanmış nerede ne yapıyor ve kestirme yolları saptama noktasında akıncılar Osmanlı devletine yardımcı oluyordu yörükler göçebe Türkmenlerden oluşuyor arkadaşlar bunlar da dönem dönem seferlere katılıyorlardı. Deliler dediğimiz bir birlik var Osmanlı Devleti'nde. Arkadaşlar ismi sizi yanıltmasın. Günümüzdeki gibi bir anlamda kullanılmıyor. Özellikle eyalet askerleri içerisinde yer alan delilerin giymiş oldukları kıyafetler ve savaş esnasında korkusuz, cesur bir şekilde karşı tarafta yer alan düşman askerlerine saldırması onlara bu unvanın verilmesinin önünü açacaktı. Beşçiler ise özellikle kaleleri koruma noktasında Osmanlı Devleti'ne yardım edecekti. Sakalar ise ordunun su ihtiyacını karşılıyordu arkadaşlar. Yardımcı kuvvetlere baktığımızda özellikle Osmanlı Devleti Balkanlarda ilerledikten sonra buradaki milletlerden de yine kendine bağlı olan devlet ve beyliklerden de yardımcı kuvvet talep edebiliyordu. Deniz kuvvetlerine baktığımızda donanma diyoruz arkadaşlar biz bunlara. Osmanlı Devleti'nde Deniz kuvvetlerinde yer alan askerlere levent adı veriliyor. Birazdan bunu daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde önemli bir sistem olan tımar sistemine bir değinelim. Tımar nedir? Tımar kimlere verilir? Tımarın faydaları nelerdir? Bunu öğreneceğiz arkadaşlar. İlk önce bir Osmanlı Devleti'ndeki bir toprak sistemini hatırlayalım. Osmanlı Devleti'nde devlete ait tüm arazilere miri araziler deniliyordu arkadaşlar. Miri araziler de kendi içerisinde dillik arazilere ayrılıyordu. Dillik araziler ise has, zahmet ve tımar olmak üzere üçe ayrılıyordu arkadaşlar. Has arazileri hatırlayalım. Hatırlayalım. Geliri 100 bin akçe olan ve doğrudan padişaha ve onun e, gibi üst düzey yöneticilere kalan topraklardı arkadaşlar. Zahmet ise daha orta dereceli memurlara tahsis edilen topraklardı. Tımar ise özellikle Osmanlı Devleti'nde başarı göstermiş memurlara ve ordudaki kişilere tahsis edilen topraklardı arkadaşlar. Hemen alt kısımda zaten Tımar'ın tanımı yapılmış arkadaşlar. Tımar devlet görevlilerine hizmetleri karşılığında belli bir bölgenin vergi toplama yetkisinin devredilmesi anlamına gelmektedir demiş bize arkadaşlar. Hemen bir örnek verelim. Örneğin siz Osmanlı Devleti'nde yer alan bir memursunuz. Ya da orduda yer alan önemli bir komutansınız ya, yapılan bir savaşta önemli al, alınan bir galibiyette önemli bir rol oynadınız. Hemen devlet size o bölgenin vergi toplama hakkını ne yapıyor arkadaşlar veriyor. Ee, şimdi burada tımar alan kişi yani tımar sahibi olan kişi gittiği bölgede devlet adına geliri doğrultusunda yani 3000 akçede bir cebeli adı verilen atlı asker yetiştiriyor arkadaşlar ve zaman içerisinde her bölgede her noktada bu tarz askerler yetiştirildikten sonra Osmanlı Devleti'ne katkıda bulunacak tımarlı sipahilerin sayısı da artacak arkadaşlar. Tımar sisteminin faydalarına bir bakalım. Şimdi hemen şuraya bir bölge çizelim. Örneğin başkentimiz merkezimiz burada olsun. Dediğim gibi devlet yönetiminde ya da orduda başarı gösterdiniz. Ve devlet size Farazi örnek olsun. Şu noktada tımar verdi arkadaşlar. Şimdi siz bu bölgeye geldiğinizde tabii ki de belli başlı görevler doğrultusunda geliyorsunuz. Ne gibi görevleriniz var? Bir ilk önce bir buna bakalım. Arkadaşlar devlet size bu toprağı tahsis ettikten sonra siz bu bölgeye gelip o bölgenin asayişini ve güvenliğini sağlıyorsunuz arkadaşlar. Ve aynı şekilde burada toprağın boş kalmamasını ve üretimin devam etmesini sağlıyorsunuz. Burada üretim devam ettikçe siz bu bölgeden düzenli bir şekilde vergi toplayabiliyorsunuz. Vergiyi de topladıktan sonra Osmanlı devlet hazinesine dokunmadan kendi maaşınızı ne yapabiliyorsunuz? Burada topladığınız vergiden karşılayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine burada özellikle tımar sisteminde göçebe dediğimiz konar göçer Türkmenler büyük ölçüde yerleşik hayata geçiriliyor arkadaşlar. Tımar sistemi sadece Osmanlı devletinde görülen bir sistem değildi arkadaşlar hatırlayalım ee, Büyük Selçuk devletinde, Türkiye Selçuk devletinde de ikta adını alarak e, yine devletler bu sistemi kullanıyordu arkadaşlar. Not kısmına baktığımızda tımar toprakları miri araziler içerisinde yer aldığı için miri araziler neydi arkadaşlar devlete ait topraklardı değil mi? Dolayısıyla tımar toprakları kiralanamaz arkadaşlar, satılamaz, miras bırakılamaz, bağışlanamaz, vakfedilemez arkadaşlar. Çünkü bunlar devlete ait topraklar. Evet buradaki başlığımızda tımarlı sipahilerin özelliklerini görüyoruz. İşte Osmanlı ordusunun en önemli, en kalabalık atlı kuvvetleriydi bunlar arkadaşlar. Yine hatırlayalım devletten maaş almıyorlardı, halktan toplamış oldukları vergilerden kendi maaşlarını karşılıyorlardı arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Burası önemli bir bilgi. Tımarlı sipahiler gayrimüslimlerden oluşmazdı arkadaşlar. Tımarlı sipahiler sadece Türklerden ve Müslümanlardan oluşuyor arkadaşlar. Bu bilgiyi unutmayalım. Osmanlı Devleti zaman içerisinde hem Anadolu'da hem de Rumeli'de topraklarını genişletmiş. Artık sadece ...yaya ve müsellem dediğimiz ordu yetmemeye başlamıştı arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde sürekli merkezde bulunacak daimi ve profesyonel askerler e, lazımdı. Bu doğrultuda da Osmanlı Devleti iki sistemle bu askerleri yetiştirecek arkadaşlar. Bir sistemimizin adı Pençik, diğer sistemimizin adı ise Devşirme Sistemi. Şimdi bu iki sistemin özelliklerine bir bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi daha demin Osmanlı Devleti sınırları genişledikçe hem sarayı hem de sultanı koruyacak askeri bir birliğe ihtiyaç duyuyor. Ve kapı kulu askerleri, kapı kulu ocağı askerleri dediğimiz kişiler pençik ve devşirme sistemine göre alınıyor ve eğitim görüyorlar arkadaşlar. Pençik sistemine baktığımızda 1. Murat döneminde Çandarlı Kara Halil Paşa'nın önerisiyle uygulanan bir sistem olacak arkadaşlar. Pençik sistemine baktığımızda pençik Farsça bir kelime beş ve bir anlamına geliyor arkadaşlar. Penç ve yek kelimelerinden türemiştir. Penç beş demek, yek bir demek. Yani ele geçilen savaş esirlerinin beşte biri arkadaşlar bir savaş yapıldıktan sonra ele geçirilen savaş esirlerinin beşte biri vergi karşılığında kimin oluyor arkadaşlar? Devletin oluyor. Devlet de bu esirlerden, kölelerden bir ordu oluşturuyor arkadaşlar. Evet, daha demin bahsettiğim pençik sistemi sadece Osmanlı Devleti'nde görülen bir durum değil. Yine diğer Türk İslam Devletleri'nde de kullanılan bir sistemdi arkadaşlar. Ee, yine özellikle işte Gaznelilerde, Türkiye Selçuk Devleti'nde, Büyük Selçuk Devleti'nde gulam sistemi dediğimiz bir sistem vardı. Gulam sistemine göre de bu askerler alınıyordu arkadaşlar. Evet devşirme sistemine bir bakalım arkadaşlar. Fethedilen yerlerden toplanan Hristiyan çocuklar sıkı bir eğitim aldıktan sonra ya iyi bir asker oluyorlardı ya da devlet adamı olarak Osmanlı Devleti'ne katılıyorlardı arkadaşlar. Bu bahsettiğim devşirilecek çocuklar Acemi Ocağı'nda en az 3 en fazla da 8 yıl eğitim aldıktan sonra Kapıkulu Ocakları'na gitmişlerdir arkadaşlar. Biz bu sisteme bu olayı ise bedergah ya da kapıya çıkma adını veriyoruz arkadaşlar. Evet burada devşirme kanununa göre toplanacak çocukların özelliklerini görüyoruz. Yani kimler Osmanlı devletinde devşirilebiliyordu? Bir kere 8 yaş altı olacak ve 20 yaş üstü olmayacak arkadaşlar. Bu kişiler yani 8 yaş altı ve 20 yaş üstü olanlar devşirilemiyordu arkadaşlar. İlk olarak Osmanlı devleti gönüllü olan ailelerin çocuklarını alarak devşiriyordu. Sonraki süreçte tek erkek çocuğu olan buraya dikkat edelim. Ailelerden devşirme alınmıyordu arkadaşlar. Çok çocuklu ailenin ise en sağlıklı olanı devşirilmek için alınıyordu arkadaşlar. Yine Osmanlı Devleti'nde çok fazla aşırı uzun ve aşırı kısa çocuklar devşirme olarak alınmıyorlardı. Ancak uzun boylu, yakışıklı olanlar, kol gücü olanlar, fiziksel özellikleri iyi olanlar ise saray için alıyorlardı arkadaşlar. Yine şehirde yaşayan çocuklar ve Yahudiler devşirilemez arkadaşlar. Buradaki bilgimiz önemli. Dikkat edelim. Şehirde yaşayan çocuklar ve Yahudiler devşirilemiyor arkadaşlar. Devşirilme çocuklar kimlerden alınıyor? Hristiyan ailelerden alınıyor arkadaşlar. Evet not kısmına baktığımızda devşirme sistemi arkadaşlar birinci Mehmet zamanında uygulanıyor. İkinci Murat döneminde ise arkadaşlar kanun haline getiriliyor. Önemli bir bilgi buraya dikkat edelim. Daha demin de belirttiğim gibi devşirme sistemi ve pençik sistemi arkadaşlar... ...Abbasler'de ve Selçuklar'da uygulanan gulam sistemine benzemekteydi. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde devşirilen çocuklar özelliklerine göre ayrılıyordu arkadaşlar. Devlet yönetimde başarı gösterebilecek çocuklar Enderun adı verilen okula gider... Burada eğitim alırlardı ve sonraki süreçte Osmanlı Devlet Yönetimi'nde bürokrat olarak e, yer alabiliyorlardı arkadaşlar. Eğer fiziksel özellikleri iyiyse askerliğe yatkınsa bu çocuklar dediğim gibi Acemi Ocağı'nı bitirdikten sonra Yeniçeri Ocağı'na giderlerdi arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde özellikle merkezi koruma noktasında önemli role sahip olan Yeniçerilerin özelliklerine bir bakalım arkadaşlar. Yeniçeriler padişahın hizmetinde bulunan daimi sürekli hazır halde bulunan profesyonel bir askeri birliktir arkadaşlar. Savaş olmadığı dönemlerde gidip farklı bölgelerde ziraatle tarımla uğraşmıyorlar. Başkentte kalarak ne yapıyorlar arkadaşlar? Sarayı koruyorlar. Yeniçerilerin Börk adı verdiğimiz bir başlıkları var arkadaşlar. Yine silah olarak Yeniçeriler ok, yay, kılıç hançer, balta ve ilerleyen dönemlerde ateşli silahlar Osmanlı Devleti'nde kullanılmaya başladığında ne yapacaklar arkadaşlar? Tüfeği de kullanmaya başlayacaklar. Yeniçeriler 3 ayda bir ulufe adını verdiğimiz maaş alıyorlardı arkadaşlar. Ara ara da Osmanlı padişah değişimi olduğunda Osmanlı Devleti'nde padişah değişimi olduğunda cülüs denilen bahşişler dağıtılırdı. Yine buradan da bir gelir elde ediyorlardı arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Yeniçerilerin askerlik dışında herhangi bir işle uğraşmaları yasak arkadaşlar. Yeniçeriler ne evlenebiliyorlar ne de başka bir işle uğraşabiliyorlar. Yeniçerilerin en büyük komutanı neyse arkadaşlar Yeniçeri Ağası deniliyor. Evet burada Yeniçerilerimizin özellikle Ulufe adını verdiğimiz maaşlarını aldıktan sonra ya da dergahlarda bulunduklarında etmiş olduğu bir duayı görüyoruz. İsterseniz hep birlikte bunu bir okuyalım. Allah Allah eyvallah. Baş yürüyen, sine püryan, kılıç alkan. Bu meydanda nice başlar kesildi. Hiç olmaz soran. Eyvallah eyvallah. Karımız, kılıcımız düşmana ziyan. Kulluğumuz padişaha ayan. Üçler, yediler, kırklar. Nuru Nebi, Keremi hali Pirimiz, hünkârımız, Hacı Bektaş Veli. Demine devranına. Hu diyelim. Arkadaşlar Yeniçeriler maaşlarını aldıktan sonra dergahlarda bu duayı ediyorlardı. Yine siz de bana katılarak yorumlara hu yazabilirsiniz. Hepinizden yorum bekliyorum bu noktada. Evet sırada Kapıkulu süvarileri var. Kapıkulu süvarilerine baktığımızda merkez ordusunun yani başkentte bulunan ordu içerisinde en itibarlı atlı birliklerini oluşturuyordu Kapıkulu süvarileri. Sebebi ne arkadaşlar? Direkt doğrudan ne yapıyorlar? Padişaha yakınlar ve padişahı koruyorlardı arkadaşlar. Özellikle savaş ve seferlerde padişahı koruyorlardı. Özellikle savaş ve seferlerde padişahı koruduklarını, padişahın silahlarını, Osmanlı sancağını ve hazinesini taşıdıklarını biliyoruz arkadaşlar. Daha demin de size belirttiğim gibi Osmanlı Devleti'nde kapı kulu askerleri, süvarileri altı bölükten oluştuğu için altı bölük olarak da biliniyorlardı. Hatırlayalım bu altı bölük içerisinde kimler vardı? Silahtar dediğimiz kişi vardı. Sipahi vardı arkadaşlar. Sağ ve sol garipler vardı. Yine hatırlayalım. Sağ ve sol ulufeciler vardı. Bunlar toplam altı kişi oldukları için altı bölük olarak da biliniyorlardı arkadaşlar. Osman Devleti'nde iki önemli güç unsuru olan eyalet askerleriyle Kapıkulu ordusu dediğimiz Yeniçeriler arasındaki farklara bir bakalım arkadaşlar. Eyalet askerleri buraya dikkat edelim sadece Türk ve Müslümanlardan oluşuyordu arkadaşlar. Ancak Kapıkulu ordusu yani Yeniçeriler devşirmeydiler. Türk ve Müslümanlardan oluşmuyorlardı. Kimlerden oluşuyorlardı arkadaşlar? Hristiyan çocuklardan. Ha, burada bu konu yanlış anlaşılmasın. Küçük yaşta bunlar Hristiyanlar sonraki süreçte devşirilmek, olarak, devşirilmek için alındıktan sonra tabii ki de bunlar Müslüman oluyorlardı arkadaşlar. Evet burada devletten eyalet askerleri maaş almazlardı. O bölgede topladıkları vergilerden maaşlarını karşılarlardı arkadaşlar. Hatırlayalım Kapıkulu askerleri yani Yeniçeriler devlete bağlı oldukları için Burada direkt merkezi korudukları için profesyonel askerler oldukları için 3 ayda bir ulufe adını verdiğimiz maaşı alıyorlardı arkadaşlar. Yine diğer bir gelir kaynakları ise padişah tahta çıktığında Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren ne olacak? Cülüs bağışçısı dediğimiz bağışçı de alacaklardı arkadaşlar. Ee, evet burada eyalet askerlerini hatırlayalım. Devlete vergi verilmesi karşılığı yetiştirilen askerlerdi. 3000 akçede bir Cepheli adı verdiğimiz asker yetişiyordu. Ordunun en kalabalık bölümüydü arkadaşlar. O yüzden bu bilgiye dikkat edelim. Ee, Yeniçerilere baktığımızda ordunun sayıca az ancak merkezi kuvvetini oluşturan birliğin olduğunu biliyoruz. Anadolu'da ve Balkanların belirli bölgelerinde yaşıyorlar eyalet askerleri çünkü. Merkezi korudukları için Yeniçeriler İstanbul'da yaşıyorlar ama Fatih'ten sonra, Fatih'ten önce biliyorsunuz İslam Osmanlı Devleti'nin başkenti Edirne'ydi. Dolayısıyla Edirne ve İstanbul'da Yeniçeriler tarihsel süreçte faaliyet göstermişler. Bulunduğu bölgenin güvenliğinden sorumlu bunlar arkadaşlar. Daha demin de belirttiğim gibi Yeniçeriler başkenti yani İstanbul'u koruyorlar. Evet bu iki birlik arasında Osmanlı Devleti bu iki orduyu, denge unsuru olarak kullanıyor arkadaşlar. Uyarı kısmına bakalım arkadaşlar. Uyarı kısmında bize Osmanlı ordu sisteminde tımarlı sipahiler ile Yeniçeri ocağı birbirine karşı denge unsuru olmuştur denmiş bize. Yani Osmanlı devleti şuna müsaade etmiyor. Herhangi bir e, birliğin güç unsurunun güçlenmesini istemiyor. Ya yani ola ki bir Yeniçeri isyanı gerçekleştiğinde destek olarak tımarlı sipahilerden destek alıyordu. Ee, tımarlı sipahilerin bir isyan girişimi olduğunda Anadolu'daki isyanları desteklediğinde yine Yeniçeriler olaya müdahale ediyordu. Ve bu iki orduyu Osmanlı Devleti otorite konusunda denge unsuru olarak kullanıyordu arkadaşlar. Yani Osmanlılar bu askeri gruplardan herhangi birisinin imtiyazlı ayrıcalıklı güçlü bir sınıf haline gelmesine izin vermiyordu arkadaşlar. Osman Devleti'nde deniz kuvvetlerini oluşturan donanmaya bir bakalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti ilk olarak Orhan Bey zamanında denizcilikle uğraşmıştır denmiş bize. Ee, Osman Bey döneminde de denizcilik adı altında yapılan faaliyetler var. Ancak daha yoğun bir şekilde Osmanlı Devleti Orhan Bey döneminde... ...Karesioğulları Beyliğini ele geçirdikten sonra... ...denizcilik faaliyetleriyle daha yoğun bir şekilde uğraşacak arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde donanma askerlerine... Levent adı veriliyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde kürekli ve yelkenli gemiler bulunuyor. Bu gemilerin genel adına ise çekleri deniliyor arkadaşlar. Daha çok Osmanlı Devleti'nde kürekli gemilerin olduğunu size bilgi olarak vereyim arkadaşlar. Osmanlı'nın ilk büyük tersanesi ise arkadaşlar Yıldırım Bayezid döneminde. Yani 1. Bayezid döneminde Gelibolu'da açılan Gelibolu Tersanesi'dir arkadaşlar. Tersanede ne yapıyorlar? Gemi yapıyorlar gemileri onarıyorlar arkadaşlar. Yine Osmanlı Devleti'nde ilk donanma komutanı Kara Mürsel Alp'tir arkadaşlar. Yine burada Alp adını görüyoruz. Ne demiştik Türk tarihi için Alplik ve Gazilik önemliydi. Bu da bir hatırlatma olsun. Evet üçüncü ünite buraya kadardı arkadaşlar. Şimdi çözeceğimiz test sorularıyla konumuzu daha iyi anlayalım pekiştirelim. İlk sorumuza bakalım. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdı? Savunulamaz denmiş bize. Bilgimize bakalım. Osmanlı devletinde gazi geleneğine dayanan gönüllü kuvvetlerin yerine devamlı savaşa hazır atlı ve yaya birlikler birliklerinden oluşan düzenli ordu kurulmuştur denmiş bize. Şıklarımıza bakalım. Askeri birliklerin denetlenmesini arkadaşlar tabii ki de düzenli ordu kurulduktan sonra işimizi kolaylaştırıyor. Askerleri daha iyi denetleyebiliyoruz. Yine yeni yerlerin fethedilmesi noktasında düzenli ordumuz etkili olacak. Fetihlerin düzenli bir hale getirilmesinde artık askerleri daha kolay bir şekilde toplayabildiğimiz için, o bölgeye sevk edebildiğimiz için fetihler düzenli hale gelecek. E fetih hareketlerini yaptıktan sonra da farklı noktalarda bölgeler ele geçirdiğimiz için ticaret yollarında hakim olma noktasında işimizi düzenli ordu kolaylaştırıyor arkadaşlar. E şıkkına baktığımızda sosyal devlet anlayışının benimsenmesini denmiş bize. Burada yukarıda askeri anlamda bir e, bilgiyle eşleşmiyor arkadaşlar E şıkkı. Dolayısıyla burada sorumuzun cevabı E şıkkı oluyor arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Yeniçerilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğru olduğu savunulamaz denmiş bize. A şıkkına baktığımızda Yeniçerilere 3 ayda bir ulufe attı maaş ödenirdi denmiş. Bu doğru bir bilgiydi. Eliyoruz bunu. B şıkkında barış dönemlerinde genelde İstanbul'da saray çevresinde konuşlanmışlardır denmiş bize. Hatırlayalım Yeniçeriler merkezi koruyorlardı. Dolayısıyla doğru bir bilgi. C şıkkında Yeniçeri Ocağı 2. Mahmut tarafından kaldırıldı denmiş bize. Arkadaşlar bu bilgi doğru. 2. Mahmut 1826 yılında vakay hayriye dediğimiz olayla Yeniçeriler ne yapacaktı? Kaldıracaktı. C şıkkı da değil. D şıkkına baktığımızda Yeniçeri Ocağı'nın en yetkili komutanı Yeniçeri A'sıydı denmiş bize. Bu bilgiyi hatırlayalım. Doğruydu. D de değil. E şıkkına bakalım. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması vakay hayriye olarak adlandırılmıştır denmiş bize. Arkadaşlar buradaki bilgi yanlış. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması değil kaldırılması olacaktı. Dolayısıyla burada sorumuzun cevabı E şıkkı. Diğer sorumuza geçelim. Osmanlı Devleti'nin bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez denmiş bize. Birinci Murat'tan itibaren Osmanlı Devleti'nin de uyguladığı tımar bir kısım asker ve memura geçimleri veya hizmetlerine ait masrafları karşılamak üzere vergi toplama yetkisinin devredilmesi anlamına gelmektedir denmiş bize. Şıklara bir bakalım. Arkadaşlar tımarın ...faydalarına ya da amaçlarına bakacağız burada. A şıkkında hazineye yük olmadan asker beslemek. Yine tımarın amaçlarından bir tanesiydi. Memurun maaşını yerinde ödemek. Memur ne yapıyordu? Burada topladığı vergiden maaşını karşılıyordu. C şıkkında yerel güçleri desteklemek demiş burada. Bir kalsın bu şık. D şıkkına geçelim. Vergilerin toplanmasını kolaylaştırmış. Hatırlayalım tımarın sağladığı faydalar içerisinde düzenli verginin toplanması vardı. O yüzden D'yi eliyoruz. E şıkkında ülkede devlet otoritesini sağlamak denmiş bize. O bölgeye gönderdiğimiz tımar sahibi o noktada asayişi ve güvenliği sağladığı için, otoriteyi sağladığı için ülkede devlet otoritesini sağlamış oluyordu. C şıkkı arkadaşlar burada yanlış olacak. Osmanlı Devleti'nin hiçbir zaman yerel güçleri desteklemek gibi bir düşüncesi olmamıştı. O yüzden sorumuzun cevabı C şıkkı arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi raya arasında yer almamaktadır denmiş bize. Osmanlı toplum düzenindeki askeri vergi vermeyen ve raya vergi ödeyen şeklinde bir ayrım söz konusuydu. Raya İslam dünyasında yönetici konumundaki askeri tabaka ile ulemanın dışındaki vergi mükellefi halkı ifade etmiştir denmiş bize. Şıklara bir baktığımızda özellikle Zanaatkar, balıkçı, tüccar ve madenci Osmanlı toplumunda reaya sınıfında bulunuyordu arkadaşlar. Burada A şıkkında bulunan kadı ise Osmanlı devletinde askeri dediğimiz vergi vermeyen, yöneten kısmında olduğu için burada sorumuzun cevabı A şıkkı olacak. Kadıyı hatırlayalım. Hukuk adamı olarak geçiyordu. <laughs> Evet ünitemizi sonlandırırken konu biterken başlığına bir bakalım. Bugün sizlerle nelere değindik kısa bir hatırlatma yapayım size. Beylik döneminde Osmanlı'nın askeri gücüne baktık arkadaşlar. Burada özellikle Osman Bey dönemindeki gönüllü birliklerden, gönüllü birlikler içerisinde yer alan Ahiyan Rum, Abdalan Rum, Banciyan Rum, Gaziyan Rum gibi zümrelerin faaliyetlerine değindim size arkadaşlar. Sonraki süreçte Orhan Bey döneminde hatırlayalım. Yaya ve Müsellem adını verdiğimiz düzenli bir ordu kurulmuştu. Birinci Murat dönemine gelindiğinde ise Pençik ve Devşirme adı altında Kapıkulu askerlerinin yetiştirildiğini, Osmanlı Devleti'nde önemli bir devlet devlet yönetimini kolaylaştıran tımar sistemi ve tımarlı sipahilerinin Osmanlı ordusuna etkilerine baktık. Pençik ve Devşirme sistemi neydi? Bunlara baktık arkadaşlar. Yine Osmanlı Devleti'nde merkezi yani başkenti koruma noktasında önemli rol oynayan Yeniçeri Ocağı'na ve padişahı koruma noktasında önemli olan Kapıkulu askerlerinin kim olduğuna baktık. Evet sırada ödüllü sorumuz var. Orhan Bey zamanında kurulan düzenli ordunun adı nedir? Bunu yorumlara yazmanızı istiyorum. Yorumları tek tek okuyacağım. Yine Kasım ayı programını yakından takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar ödüllü sorumuza da cevap vermeyi unutmayalım. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşça kalın. sağlıcakla kalın.